Merhaba arkadaşlar, bu derste Internet Download Manager isimli programın debugging analizini yapıp Reverse yöntemiyle programın işleyiş biçimini ve fonksiyonel akışlarını inceleyeceğiz. Öncelikle programı web sitesinden indirelim. Sonrasında programı normal bir şekilde kuralım, fakat öncesinde internet bağlantısını koparıp kurulum yoluna dikkat edin. Bu program ne işe yarıyor? Bu program gelişmiş bir dosya indirme yazılımıdır. Programı kurduktan sonra programın kurulu olduğu dizine gidip ana dosyasını DIE ile açalım. bitlik C++ ile derlenmiş bir yazılım ve herhangi bir koruması yok. Yazılımda herhangi bir korunma görünmüyor. Fakat bu yazılımın kendi içerisinde özel bir koruması mevcut. Bu yazılımda koruma amacıyla Onion Layer metodu, soğan katmanı yöntemi kullanılmış. Bu yöntem bir yazılımın analizini zorlaştırmak amacıyla kullanılan bir obfuscation, karmaşıklaştırma veya koruma stratejisidir. Bu yöntem analiz edilecek yazılımın veya zararlının birden fazla katmandan oluşan iç içe geçmiş yapılarla korunmasını ifade eder. Tıpkı bir soğanın dıştan içe katman katman soyulması gibi, bu tür yazılımlarda analizcinin her katmanı ayrı ayrı çözmesini gerektirir. Bunun için 3 aşamada debug ve reverse işlemini tamamlamalıyız. Birinci aşamada reverse işlemini yapıp Onion Layer metodunu çözmeliyiz. İkinci aşamada program arayüzünden kayıt olup bağlantı zaman aşımını kontrol etmeliyiz. Üçüncü aşamada ise yazılımın server adresini bypass işlemini gerçekleştirmeliyiz. Şimdi öncelikle HTTP Analyzer'ı çalıştıralım ve Start diyelim. Sonrasında 32 bit debugger'ı sağ tıklayıp yönetici olarak çalıştıralım. Ve ardından programın ana dosyasını çift tıklayıp çalıştıralım. Ardından dosya ekle deyip açık olan programın ana dosyasını çift tıklayalım. Bu şekilde yapmazsak anti debug çalışabilir. Şimdi burada call stack yöntemini kullanacağız. Bunun için F9 ile programı başlatalım ve sonrasında program arayüzünden kayıt formunu dolduralım. Buraya gireceğimiz seri anahtar için seri numara nedir linkine tıkladığımızda bize anahtarın formatını gösteriyor. 4 blok halinde, her blok 5 karakter. Buna göre bir anahtar girmeliyiz. Tamam diyelim. Hata mesajını gösterdi. Debugger'ı duraklatıp yığın çağrılarını tıklayalım. Şimdi bu hata mesajının gösterildiği yere gitmek amacıyla bu satıra çift tıklayalım ve gördüğünüz gibi hata mesajının gösterildiği yere geldik. Yani message box'ın altına geldik. Şimdi buradayken debug ilk return komutuna kadar çalıştır diyelim. Sonrasında
program arayüzünden tamam diyelim. Ardından şu an gördüğünüz gibi User32DLL modülündeyiz. Tekrar kullanıcı modülüne geçmek amacıyla debug kullanıcı kodunu çalıştır diyoruz. Ve tekrardan program modülüne geri geldik. Şu an hata mesajını gösteren message box'ın altındayız. Bu ana fonksiyon değil. Burada union layer metodu kullanılmış. Hata mesajını bypass etmek amacıyla ana fonksiyona gitmeliyiz. Yukarı doğru çıktığımızda burada bir ana fonksiyon başlangıcının olduğunu zaten görüyoruz. Şimdi aşağı inelim. Ve bu satırdayken tekrardan debug ilk return komutuna kadar çalıştır deyip sonuna gidelim. Şimdi F8 ile satır satır ilerleyelim. Bu geldiğimiz satır kayıt fonksiyonudur. Bu call çağrısı kayıt fonksiyonu içindir. Bu geldiğimiz satır kayıt fonksiyonudur. Şimdi bu fonksiyonun başlangıcına gidelim. Bu fonksiyon yazılım kayıtlarını tutan bir fonksiyondur. Bu satırdayken grafik moduna geçelim. Şimdi bu satıra bir breakpoint ekleyelim. Ardından burada get a baseline trace yapalım. Yani programın normal çalışma akışını buradan itibaren izleyelim. Bunun için önce debugger'ı duraklatalım. Sonrasında F9 tuşlayıp program kayıt bölümünde tekrardan tamam diyelim ve breakpoint satırına geldik. Ardından tracing, trace coverage, world'ü seçiyoruz. Sonrasında tracing, prosedürün içine girmeden izleyerek devam et diyoruz. Böylece programın akışını görüp nereye bypass işlemini yapacağımızı daha net görebiliriz. Ve hata mesajını gösterdi. Şimdi aşağı doğru inelim. Bu geldiği son satırdan sonra bize hata mesajını göstermiş ve durmuş. Şimdi bu satırdayken grafik moduna geçelim. Şimdi bu satıra sağ tıklayıp bir breakpoint ekleyelim. Ardından program arayüzünden tamam diyelim. Ve gördüğünüz gibi debugger çalışmaya devam ediyor. Şimdi debugger'ı duraklatalım. Şimdi artık yazılımı nasıl reverse edeceğimizi görmüş olduk. Bu satırdan sonra sol tarafa doğru, yani hata mesajının olduğu bölüme doğru ilerliyor. Biz sol tarafa doğru ilerlemesini ve bize hata mesajı göstermesini istemiyoruz. Bunun için bu satırdan itibaren düzenleyeceğiz. Şimdi önce duraklattığımız debugger'ı tekrardan F9 ile çalıştıralım. Program arayüzünden tamam diyelim. Ve tekrardan F9 ile tuşlayıp yeni breakpoint satırına geldik. Ardından bu satırı düzenlemek amacıyla sağ tıklayıp disassembler'da takip et diyoruz. Ve düzenleyip buraya
JE yazıp tamam diyelim. Grafik moduna geçelim. Ve F8 ile satır satır ilerleyelim. Gördüğünüz gibi alt satıra geçti. Bu satırda yine sol taraftan ilerleyip devam edecek. Bunun da sağ tarafa doğru ilerlemesini düzenlemeliyiz. Şimdi yine buraya sağa tıklayıp Disassembler'da takip et diyoruz. Ve bu satırı da düzenleyip buraya da JE yazıp tamam diyelim. Grafik moduna geçelim. Ve şimdi F8 ile satır satır ilerlediğimizde gördüğünüz gibi sağ taraftan devam etti. Şimdi bu yaptığımız düzenlemeyi kayıt edelim. Debugger'ı kapatalım. Sonrasında bu kaydettiğimiz yeni exe'yi ana dosya ile değiştirelim. Buna backup diyelim. Ana dosyamızın ismini değiştirelim. Düzenlediğimiz dosyayı. Sonra düzenlediğimiz dosyayı çalıştıralım. Ve kayıt işlemini yapalım. Bu kayıt işlemini yaparken yine bilgisayarın internete bağlı olmadığından emin olmalısınız. Tamam diyelim. Ve gördüğünüz gibi bir uyarı ekranı geldi. Ve bu uyarı ekranında ayrıntılar bölümünde bir server'a bağlanmaya çalıştığını görüyoruz. Tamam diyelim. Ve program kapandı. Şimdi programı normal bir şekilde tekrar çalıştıralım. Ve artık deneme sürümü ekranı gelmedi. Kayıt ol bölümünde lisans bilgilerini görüntüle butonu geldi. Tıkladığımızda lisansın kayıtlı kullanıcısı ve anahtarın olduğunu görüyoruz. Fakat bu şekilde düzenledikten sonra güncelleme yapmamalısınız. Çünkü yazılım internet bağlantısı olduğunda kayıt bilgilerini silebilir ve kayıtsız duruma gelebilir. Bu aşamayı da geçmeliyiz. Bunun için programın bağlandığı server adreslerini HTTP Analyzer'dan da kontrol edebilirsiniz. Veya zaten kayıt bilgilerini girerken verdiği uyarı ekranında alt bölümünde server adresinin bypass edebiliriz. Şimdi üçüncü aşamaya geçelim. Bu aşamada yazılımın server adresini bypass işlemini yapıp kayıt bilgilerini kontrol için bağlantı yapmasını engellemeliyiz. Bunun için internet kapalı durumdayken önce masa üstüne bir kısa yol oluşturalım. Not defterinin kısa yolu olsun. Sonrasında bu not defterini yönetici olarak çalıştıralım. Ardından bu not defteriyle host dosyasını düzenleyeceğiz. Yani bu dizindeki bu host dosyasını düzenlemeliyiz. Dosya aç deyip host dosyasını seçelim. Buraya yazılımın server adresini ve farklı bir IP adresini girmeliyiz. Fakat burada 127.0.0.1 IP adresini kullanmayacağız. Çünkü Internet Download Manager güvenlik amacıyla bunun farkında olabilir. Onun için buradaki IP'yi kopyalayalım. Sonrasında yan tarafına Internet Download Manager'ın adresini girelim. Bu haliyle kayıt edelim. Sonrasında bu host dosyasının
program tarafından tekrar değiştirilmesini engellemek amacıyla buradaki host dosyasını sağ tıklayıp özellikler tıklayalım. Güvenliği seçelim. Sonra düzenle deyip sistem bölümünde izin verme diyelim. Ve uygula diyelim. Bunu diğer kullanıcılar için de uygulayalım. Bu şekilde 3 aşamayı da tamamladıktan sonra internet bağlantınızı açıp ardından programı normal bir şekilde kısa yolundan çalıştırabilirsiniz. Çalıştıralım ve HTTP Analyzer'dan da bunu kontrol edebilirsiniz. Kayıt ol ekranında yine lisans bilgileri mevcut. Güncellemeler denete dediğimizde ve programın kayıt bilgilerinde herhangi bir değişiklik yok. Artık programı açtığımızda açılışta gelen bir kayıt ol ekranı, arayüzünde herhangi bir deneme sürümü yazısı veya kayıtsız olduğuna dair bir metin veya ibare yok. Bu şekilde reverse yöntemiyle programı kullanılabilecek şekilde düzenlemiş olduk. Konuyla ilgili sorularınızı açıklama kısmında bulunan e-posta adresine gönderebilirsiniz. Ayrıca bir sonraki derste hangi programların reverse ve analizinin yapılmasını istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Daha fazla paylaşım için kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Bu ders bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.